Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Benim böyle siyah triko likralı bir kumaşım var ve bununla kendime bir kazak yapacağım arkadaşlar. Ve likralı kazaklarda aldığımız ölçülere göre yapacağız. Hiç bolluk payı vermeyeceğiz. Evet, şimdi ben kumaşımı önce 2'ye sonra 4'e katladım. Kumaşımın eni çiften 150 santim. 1,5 metre kumaş kullanacağım. Triko kazağımın boyunu kendi isteğime göre 70 santimden yapacağım şöyle. 70-74 yapalım hatta dikiş payıyla beraber. Şu şekilde 74 olsun arkadaşlar. Her zamanki gibi hemen üstüne bir düzeltme çizgisi çekiyorum. Şu şekilde. Ense ölçümü yerleştirmekte başlıyorum. Ben ense ölçümü 8 santim yapacağım. Çünkü likralı bir triko kumaş. Şöyle omzum 12 santim. Arka ve ön hepsini birlikte çalışıyoruz arkadaşlar. Hiç bilmeyen arkadaşlar bile bu şekilde kendi ölçülerini alarak çalışabilirler. Hemen ense çizgimi çizdim. Buradan 3 santim indim ense düşüklüğü. 1 santim düz geldikten sonra kavis vererek ensemi çizdim. Omuz düşüklüğünü de 3 santim kullanıyorum. Hemen omuz başından omuz çizgimizi çiziyoruz. Şu şekilde. Ve ön ve arka uzunluk olarak şuradan 44 santimi iniyorum. Ve burası da bel çizgimiz oluyor arkadaşlar. Bel hattını düz bir şekilde uzatıyorum. Belden sonra 20 santim kalça düşüklüğü yapıyorum. Şu şekilde. Bu da beden boyumuz. Kalça hattını çiziyorum. Burası da beden boyumuz. Beden boyumuzu da çiziyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ben kol evini triko esnek olduğu için çok bol olsun istemiyorum. Şöyle 20 santimden kol evi düşüyorum. Şuradan çiziyorum 20 santimimi. Evet arkadaşlar, kol cetvelimizle şimdi şu şekilde yerleştireceğim. Bakıyorum. Şöyle yerleştirmeden önce tabii ki göğüs ölçümüzü yerleştireceğiz. Ben göğsümü ölçüyorum. Benim göğsüm 105 santim. 4'e bölüyorum. Hiçbir bolluk vermiyorum. 105 bölü 4. Eşittir 26-25. 27 santimden çalışıyorum. Şu şekilde 27'den işaret alıyorum. Ve kol cetvelimizi şöyle yerleştiriyorum. Ve kol kavisini ölçerek şu şekilde kol evimizi ölçüyoruz. Evet. Kol evi yeterli bana. Likralı olduğu için kumaşımız. Şimdi hemen kol evini çiziyoruz. Kol evimizi çizdik. Belden hafiften otursun istiyorum. 1 santim bel oyuntusu yaparak 26'dan çiziyorum. Kalçam 4'e bölüyorum ve 29 santim. Şöyle 29'dan işaretliyorum. Ve bu ölçülerimizi çiziyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle bel kavisini yapıyoruz. Hemen riga cetvelini alıyorum. Riga cetveliyle çiziyorum. Kalçayı çiziyorum ve etek ucunu gelişine göre çiziyorum arkadaşlar. Şimdi keseceğiz. Birer santim dikiş payı vererek kesiyorum. Ön ve arka ikisini birlikte kesiyoruz. Evet.
ucunu düzgeliyorum. Yarıdan sonra kavis vererek etek ucunu 1 santim eğim yaparak kesiyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bedenimiz çıktı. Hem ön hem arka. Şimdi tek katını alıyorum. Arka olarak ayırıyorum. Ön için ise yaka açıklığını belirliyorum. Ne kadar yaka yapmak istiyorsam onu belirliyorum arkadaşlar. Ben çok fazla açık olsun istemiyorum. Kışlık olduğu için. 3 santim düşmüştük. Şöyle 7 santimden yakamı bir miktar düz gittikten sonra yuvarlayarak kavisini veriyorum. Omuzdan 1 santim düşme yapıyorum. Kol evinden şuradan da 0.5 ya da 1 santim oradan da çıkma yapıyorum ve öndeki değişikliklerimizi kesiyorum arkadaşlar. Omuzdan da alıyorum. Kol evinden 1 santim, kol tepesinden 0 giriyorum. 1 santim aldıktan sonra kol altından da 0 olarak çıkıyorum. Öndeki değişikliklerimi yapıyorum arkadaşlar şu şekilde. Arka ve önümüz hazır. Şimdi arka ve önü önden ölçerek kol evlerini kolumuzu çizeceğiz arkadaşlar. Keseceğiz. Evet. Şöyle bakıyorum. Kol kavislerini yuvarlayarak ölçüyorum. Şu şekilde. Kolumuz 48 santim geldi. 48'i ön ve arka kol evinin tamamı 48 santim geldi. 48'i 3'e bölüyorum ve kol tepe yüksekliğini buluyoruz arkadaşlar. 48 bölü 3 eşittir 16 santim. Şimdi kalan kumaşımdan da kol yapacağım. Pazımı 20 olarak çalışacağım. Şöyle pazıma göre önce kumaşımı katlıyorum. Şu şekilde. Kumaşımız kısıtlı. Kol boyumuzu tam vermeyecek. Kol ucuna bant yapacağım. Şu şekilde. Evet. Şimdi kol kumaşımı da üstten çiziyorum. Kol boyunu ölçüyorum. Şöyle 55 santimden kol boyunu ayarlıyorum. Kol tepe yüksekliğimiz 16 santimdi. 16'yı buradan işareti alıyorum. Burayı da düz çiziyorum. Ve pazımı buraya yerleştiriyorum 20 santimi. Hatta biraz da dar olsun istiyorum. Şöyle 19 yapalım. Kolumu sarsın istiyorum. Evet arkadaşlar, biraz da kolumu sarsın istiyorum böyle. Kışlık olduğu için yumuşak bir kumaş. Şuradan 1-2 santim düz geldikten sonra kolumu pratik bir şekilde çiziyorum şu şekilde. Manşetimi ise ucuna manşet yapacağım için şuradan ne yapalım, biraz şöyle 15 santim olsun. Kol altını çiziyorum çünkü hafif büssün istiyorum manşeti. Şimdi buradan 1 santim dikiş payı vererek kesiyorum. Tepeye orta çıtımızı atıyoruz. Kolumuzu açıyoruz arkadaşlar. Ön tarafındaki değişikliği yapıyoruz. Bedende olduğu gibi 1 santim kestikten sonra çıkıyoruz sıfır olarak. Buraya çıt atıyorum. Ön olduğu belli olsun diye. Şimdi
Kol için manşet keseceğim arkadaşlar. Kol ucuna manşet takmayı düşünüyorum. Çünkü kol boyumuz, kumaşımız yeterli gelmedi. Şuradan kumaşımı düzelteyim. Manşetimin uzunluğunu 'Evet arkadaşlar, kol bandı için şu şekilde kumaşımızı ayarladık. Enini 24 yaptım. Boyunu ise 20 santim yaptım. Şu şekilde kesiyorum kol bandımı. Kol bandımın üzerine de hemen 6 santim yakam için bir pat kestim. Çizdim, onu da keseceğim şimdi. Evet, bu da yakam için. Yakama takacağım. Evet arkadaşlar, şimdilik kesimimiz bitti. Makine başında birlikte dikeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi triko kazağımızı dikiyoruz. Arka ve ön düz yüzlerini birbirine öpüştürdük. Şimdi öncelikle omuzlardan başlıyoruz. Omuzları dikiyorum. Hemen açıyoruz şu şekilde. Kolumuzu dikeceğiz. Kolumuzun ön çıtını buluyoruz öncelikle. Şurası ön çıtımız. Burası düz yüzü. Hemen ön çıtın olan yeri şöyle dikmeye başlıyoruz arkadaşlar. Bakın, kolumuzun kol tepe yüksekliğini ölçerek bulduğumuz için kolumuz tam gelecektir. Çünkü bedenimize göre kolumuzu kestik. Şimdi ben hemen yanını da kapatıyorum. Kol altı overlock dikişlerini birbirine denk getiriyoruz. Kolumuzu takıyoruz. Tersine düzüne dikkat ediyoruz. Bakın, kol ortasına çıtımız denk geliyor. Hemen yanımızı kapatıyoruz. Kazağımızı diktik. Şimdi yakasını dikeceğiz arkadaşlar. Yaka bandımızın enini ölçtük şu şekilde. Ve şu şekilde ölçtük. Biraz eksiğini kestik, 6 santimde. Şimdi yanını kapatacağım. 2'ye katlıyorum yakamı şu şekilde. Önce kazağımızın düzünü çevirelim ki yakamızı daha rahat dikelim.
Yok, tersi daha iyiydi. Yapalım. Evet. Şimdi kazağımız ters bir şekilde. Omuz dikişini şöyle koyuyoruz. Kazağımızın düz yüzüne yakamızı şu şekilde ikiye katladık düz yüzünü. Ben omuz dikişinden 1 santim ileriden başlıyorum. Ve yakamı dikmeye başlıyorum arkadaşlar. Yakamızı çekiyoruz, kazağımızı, bedenimizi toplatarak dikiyoruz. Biraz diktikten sonra şöyle avcuma orantılayarak yerleştiriyorum yakamı. Siz bunu yakayı dörde bölerek, kazağınızı da, yakanızı da, bedeni de dörde bölerek dikebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde çok rahat dikiyorum. Evet, kazağımızın yakası dikildi. Triko kazağımızın. Ben yakamı küçük ve kapalı istedim. Kış gününde giyeceğim için arkadaşlar. Şuradan yeniden dikmek istiyorum. Evet. Şimdi kol için kestiğimiz bantları yanlarını kapatıyoruz. Diğerini de aynı şekilde kapatıyorum. Düz yüz içeri gelecek şekilde. Kenarlarından kapatıyorum. Ve ikiye katlıyorum kol bandımı. Şu şekilde ikiye katlıyorum. Ve ortasına bir işaret alacağız. Şöyle ortasını çiziyorum. Diğer kolumu da aynı şekilde katlıyorum. Kol bandını. Çünkü kolumuzu biraz geniş yapmıştık. Buna yedireceğiz. Burayı da işaret atıyorum. Hemen kolumu alıyorum. Kolumun da ortasına işaret alıyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi kol bandımızı işaretledik. Bedenimizin de, yani kolumuzun da ortasını bulduk. Ortasını tutuyorum. Ben buradan dikmeye başlıyorum. Biraz diktikten sonra kol bandımın dikişini tutuyorum. Kolumun dikişine denk getiriyorum şu şekilde. Ve kol bandıma burayı yedirerek dikiyorum. Evet, kol bandımızı diktik. Bakın şu şekilde oldu kol bandımız. Hemen diğer kol bandını da dikiyorum. Bunu da aynı şekilde işaret alıyorum kol ortasına. Kol bandımın işareti vardı. Hemen kolu bandını kolun içine yerleştiriyorum. Buradan dikmeye başlıyorum. Biraz diktikten sonra dikişleri birbirine denk getirerek tutuyorum ve bakın bu bolluğu buraya yedireceğim. Evet, bu
kolumuz da dikildi arkadaşlar bu şekilde. Şimdi ben kazağımın etek altını katlayacağım şu şekilde. Ve bitmiş haliyle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, triko kazağımızın bitmiş hali. Gördüğünüz gibi yakası, kolları, bakın kol bandı bu şekilde. Ben çok beğendim arkadaşlar. Siz de beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.